Kıymetli arkadaşlarım merhaba. Soru tiplerine devam ediyoruz. Evet şimdiki konumuzda ise konumlama kısmı var. Yine küçücük ufaktan bahsetmiş olayım maddelerle. Sonrasında çıkmış sorularla bunların nasıl geldiğini beraber yorumlamış olalım. Konumlama sorularına birden fazla unsur, birden fazla dikkat etmesi gereken yer vardır. Soru grubunda konumlandırma yapılacak olan sabit bir bilgi durumu verilir. Mevcut bilgiler bu durumun üzerine işlenir. Birden fazla ihtimalin ortaya çıkabileceği yani konumlamada da yine yer değişikliği olabileceği unutulmamalıdır. En önemli kısımlardan bir tanesi ders anlatım kısmında bahsetmiştik ama soru tiplerini size gösterirken bundan önceki videolarda önce hemen önce sonra hemen sonra altında hemen altında yanında hemen yanında gibi ifadelere çok dikkat edilmeli. Önce dediğinizde örnek Ali Burak'tan öncedir dediğimizde araya kişi girmek zorunda değil ama girerse de hata olmaz. Ali Burak'tan hemen öncedir dediğimizde dip dibe gelmek zorundalar. Araya hiçbir kimse giremez. Bunlar önemli noktalar. Şimdi soru üzerinden gitmiş olalım. Yine çıkmış soru, orijinal soru tekrar söylerim. 2013 öncesindeki sorular bunlar. ALES ve DGS'nin soruları. Çünkü 2013'ten önce KPSS'de sözel mantık yoktu. 2013 sonrasını 2022'lerde dahil, Ales DGS, KPS de dahil onları ilerleyen videolarda yıllarıyla beraber yaza yaza çözmüş olacağız. Özellikle o videolara bakmanızı şiddetle tavsiye ederim. Çünkü yeni nesil, yakın tarihli, geçen senenin sorusu yani 2022'nin soruları da dahil. Bunlarla birazcık böyle yine çıkmış sorular ama yine birazcık pekişmiş, ısınmış oluyoruz süreci. Şöyle durdurabilirsiniz. 6 dakika kadar cep telefonunuzdan süre tutabilirsiniz. Mümkünse bütün soruları süreyle çözün. Daha sonrasında beni başlatabilirsiniz tekrar. Ben zaman kaybetmemek adına hızlıca ilerlemiş olayım. Şimdi konumlama sorularımızın ilki. Ahu, Beren, Cemil, Doruk, Erhan ve Fikret'in evleri aynı sokakta yan yanadır. Aynı sokakta yan yana. Yani bir konumlandırma durumu söz konusu. Evler soldan sağa doğru bu kısım da önemli. Soldan sağa doğru, pardon. Şöyle hemen. Soldan sağa doğru Buralara dikkat etmekte fayda var. Aşağıdan yukarıya, yukarıdan aşağıya, sağdan sola bunlar her şeyi değiştirir. Konumlandırdığınızda çünkü ters yazdıysanız tamamen çökmüş oluyor. Bu gibi ifadelere dikkat etmekte fayda var. 1, 2, 3, 4, 5, 6 şeklinde numaralanmış. Bu kişilerin evleriyle ilgili şunlar bilinmekte. Bakalım şimdi Cemil'in evi 4 numara. Bir kere konumlandırma olduğu için bu 6 konuma yerleştirmem gereken belirli unsurlar var. Şimdi Cemil'i 4 numaralı konuma yerleştirmiş oluyoruz. Yani Cemil'i aldık C olarak kısaltması olarak vermiş oldum. Doruk ve Erhan'ın evleri yan yana ancak Doruk Erhan mı, Erhan Doruk mu olduğunu bilmiyoruz. Tamam, burada bir değişkenlik durumu var. Yani art arda konu anlatım kısmında, püf noktalar kısmında, girizgah kısmında da bahsetmiştim size. art arda yan yana dediğinde hatırlarsanız o ilk videoları de olabilir, E'de de olabilir. Sonuçta değişkenlik hali de olsa takdir edersiniz ki böyle bir durum söz konusu. Devamında Ahu ve Fikret'in evleri yan yanadır. Yine yan yana dediği için yer değişikliği durumu söz konusudur. Hangisinin öncelikli olduğu bilinmemekte. Ve son olarak Beren ve Fikret'in evleri yan yana değildir. Ancak B, F mi? F ve B mi olduğu belli değildir arkadaşlar. Şimdi bildiğim herhangi bir şey yok. Tamamen askıda kalan konumların hiçbirinin belli olmadığı bir soru tarzı. Ama benden size küçük bir püf nokta tüyo. Şimdi bakın şöyle hemen geri geleyim. Soruda Pardon hemen hızlıca şurayı açayım. Sorularda dikkat ederseniz bu tarz sorular karşınıza gelirse hiçbir şey bilmiyorum. Sadece dördü verdi bana. Dördün Cemil'e ait olduğunu verdi. Başka da hiçbir şey bilmiyorum. Ama tek 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 ihtimaller yazmaktansa, dünya ihtimali arasında kaybolmaktansa bak diyor ki küçük küçük konumlandırma ile ilgili bana tüyolar veriyor. Beren'in evinin 3 numaralı ev olduğu durumda Erhan'ın evinin 3 numaralı evi olduğu durumda, Erhan'ın evinin 5 numaralı ol, evi olduğu durumda tamamı çıkmış sorudur bir kez daha söylüyorum. Ee, örnek işte Erkan yazıyormuş ben Erhan yapmışım gibi düşünün tamam mı? Soruya sadık kaldım. Teliften dolayı sıkıntı olmasın diye birazcık sadece isimlerde, ürünlerde değişiklik yapmış olduk. Böyle bir soruda konumlandırma sorusunda lütfen ihtimallerle boğuşmak yerine zaten püf noktalara, küçük tiyolara dikkat ediniz. Adam zaten bize ipucunu vermiş durumda. İlerledim şöyle. Dediğimiz gibi başka da bildiğimiz herhangi bir şey yok. İlerleyelim. Aşağıdakilerden hangisi kesinlikle yanlıştır? Bakalım şimdi. Fikret ve Doğru'nun evleri yan yana. Şimdi bunun kesinlikle yanlış olma durumu ne? Bak F ve D'nin, F ve A'nın yan yana olma durumu söz konusu. Bunu bana öncül verdim. Bir önce, bir üstteki öncülde de E ve D'nin yine evlerinin yan yana olması söz konusu oldu. Eğer Fikret ve Doruk'un evleri yan yana olacak ise takdir edersiniz ki F'nin yanına A, D'nin yanına da E gelecektir. Öncül bilgisinden dolayı. Yani benim 4 tane boş konuma ihtiyacım var ki F ve D'yi yan yana getirdiğimde onların yan, yanlarına da diğer iki şerçi yerleştirebileyim. Ancak 4 numarada Cemil'in evi olması hasebiyle, sebebiyle böyle bir durum söz konusu değildir. İlerledim. Şöyle sildim burayı da. Okla daha güzel görünür. Beren'in evinin 3 numaralı ev olduğu durumda Beren'i eğer 3'e verir isek şayet. Şimdi B'yi 3'e verdiğimde 1 2 boş kaldı, 5 6 boş kaldı. Beren'in evinin 3 numaralı ev olduğu durumda aşağıdakilerden hangisi kesinlikle yanlıştır? Kesinlikle yanlıştır. E takdir edersiniz ki Ahun'un evinin 1 numaralı ev olma ihtimali, ev olma durumu söz konusu olamaz. Niye? Bak şimdi A'yı 1'e verir isem şayet öncül bilgisiyle yanına f gelmek zorunda. Yani 2'ye f gelmek zorunda. Ama o noktada da b ve f yan yana gelmiş olurlar. Yani öncül bozulmuş olur. Eğer a'yı 1'e verirseniz yanına öncülden dolayı f gelecektir. Ama o noktada da 2 ve 3 f ve b yan yana gelmiş olur arkadaşlar. İlerledim. Berendoruk Fikret. Erhan'ın evinin 3 numaralı ev olduğu durumda Erhan eğer 3'e verir isem şayet zaten yanına öncül bilgisiyle ikinci konuma mecburen D gelmek zorunda bir kere. Bu çakılı sabit. AF var ya da FA var yan yana gelmesi gereken. Müsaitlik durumu sadece 5-6'da ama AF mi FA mı olduğunu bilmiyorum. Orada bir değişkenlik durumu var. Elimde kalan tek B de mecburen 1'e geldi. Erhan'ın evinin 3 numaralı ev olduğu durumda zaten 2 sabit. Hangisi kesinlikle bilinmektedir? Cevabımız bu bağlamda takdir edersiniz ki şöyle açmış olalım. C olur yani Beren'in ve Doruk'un nerede olduğu kesin olarak bilinmekte. A, F ise değişken. Zaten e, ki 2-3 kuralından dolayı, öncülünden dolayı sabit. 5-6'yı da oraya değişken olarak verdiğimizde bire de Beren kalmıştı. Son olarak Erhan'ın evinin 5 numaralı ev olduğu durumda aşağıdakilerden hangisi kesinlikle yanlıştır? Bakalım. Erhan'ı 5'e verirsek. Zaten ihtimal dahilinde bir DEE'de değişkenliği vardı. E Erhan 5'e gelirse demek ki yanına 6 ya da D gelir. Buraya kadar sabit. Erhan'ın evinin 5 numaralı ev olduğu durumda aşağıdakilerden hangisi kesinlikle yanlıştır? Aslında az önceki soruya benziyor. Ahu'nun evi 3'tür. Bak eğer Ahu'yu ben 3'e verir isem Yanına öncülden dolayı 2'ye F'yi vermem lazım. E elimde ne kaldı? Sadece Beren kaldı. Beren'e de 1'e verdim. Ama bu noktada işte B ve F yine yan yana gelmiş olur kıymetli arkadaşlarım. Bir sorun daha var. Yine çıkmış orijinal sorudur. Durdurabilirsiniz. Bir 5 dakika kadar cep telefonunuzdan süre tutup çözebilirsiniz. Sonrasında benimle beraber devam edebilirsiniz. Biz zaman kaybetmemek adına hızlıca geçmiş olalım. Şimdi bir kitapçıda A, B, C, D ve E türündeki kitaplar aşağıdan yukarıya doğru. Bak burası önemli. Bunu şöyle yaz Çıkmış soru hepsi. Tekrar söylüyorum. Kitapçı değil de manav demiş. Mesela orijinal soruda ben bunu kitapçıya çevirmişim telif sıkıntısı olmasın diye. Bunu şöyle yazan arkadaşlar çıkıyor. Asansör gibi olsun mesela örnek. Bunu şöyle yazan arkadaşlar çıkıyor. Böyle yazmada sıkıntı yaşanabilir. Niye? Çünkü bakın konumlandırmada bir kez daha vurgulayalım. Aşağıdan yukarıya doğru yani aşağıdan yukarıya doğru sıralanma durumu var. Eğer konumlandırmayı yanlış yaparsanız bu bağlamda problem yaşarız. İlerledim. 5 rafa yerleştirilmiş e, kitaplar var. Şimdi ilk olarak... Aşağıdan yukarıya doğru dediğine göre 1 2 3 4 5 şeklinde aşağıdan yukarıya yazdık. Her rafta yalnızca bir türe ait kitap var. Her rafta sadece bir tane kitap var. C türündeki kitaplar ikinci rafta. C'yi konumlandırmış oldum. İkinci rafa koymuş olduk. Devamında B türündeki kitaplar D türündeki kitapların bulunduğu rafın bir üstünde, hemen üstünde. Araya başka raf girmiyor. Bir üstünde, hemen üstünde 2 3 3 4 gibi düşünün tamam mı? Ya da 4 5 gibi düşünün neyse. A türündeki şimdi bak buraya dikkat. A türündeki kitaplar E türündeki kitapların bulunduğu rafın üstünde yer alan raflardan birinde. Yani araya raf girmek zorunda değil ama girerse de hata olmaz. Bakın ikisi farklı şeyler. Önce hemen önce, sonra hemen sonra, işte yanında hemen yanında, üstünde hemen üstünde örnekleri gibi düşünelim. Şimdi bu noktada iki tane durum ortaya çıkar. BD'yi bir üstünde ifadesiyle 4-5'e verdiğimizde e takdir edersiniz ki iki zaten sabit, siyah, öncül bilgisi. A, E'ye burası kalır. Yahut BD'yi D'yi 3, 4'e verdiğinizde sağdaki duruma göre A, E'ye de burası kalır. Yani iki tane konumlandırma değişkenliği söz konusudur. Bakalım. Aşağıdakilerden hangisi kesinlikle doğrudur? E türündeki kitaplar birdedir. Her iki durumda da soldaki ve sağdaki her iki konumlandırma ihtimaline göre de mecburen E'yi 1'e vermek zorundayız. Çünkü B'de 4, 5 ya da 3, 4 şeklinde art arda gelmek zorundadır. Aşağıdakilerden hangisi kesinlikle yanlıştır? A türündeki kitaplar 4. raftadır. Şimdi dostlar A'yı eğer 4. rafa verirseniz şayet yani şu şekilde kalemimizi alalım. Pardon. A'yı eğer 4'e verir isek şayet ne boş kaldı? 5 boş kaldı. 3 boş kaldı. 2'de zaten C var sabit. 1 boş kaldı. Ama 1 3 5 numaralı ifadelerde B ve D'yi benim art arda verebilecek olduğum bir durum ortadan kalkmış oldu. Yani öncül bozulmuş oldu. Doğal olarak cevabımız A olur. Yani A türündeki kitapların 4. rafta bulunma durumu söz konusu değildir. Değişkenliği söz konusudur çünkü. B ve D art arda gelemez. İlerledik. ABD türündeki kitaplar yukarıdakilerin hangisi 3. rafta bulunma olasılığı olanlar. Şimdi 3. rafa bakarsak takdir edersiniz ki şöyle. B, D değişkenliğinden dolayı yani B, ya 3, 4'e ya da 4, 5'e verecektik. Doğal olarak 3'e de gelebilecek olan sadece A ya da D olur. Zaten burada B'yi vermemiz söz konusu olamaz arkadaşlarım. Cevabımız bu alamda 1, 3 şeklinde A ve D olarak karşımıza gelir. Şöyle temizlemiş olayım daha net görmüş olalım. Üçüncü hafta sadece A ve D vardır. Yine videolarımızda soru tiplerine çıkmış sorular üzerinden işlemeye devam edeceğiz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.